Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi e, burada Holo'nun Holo Coin'in arkadaşlar, tamam mı? Hot'un genel itibariyle Telegram üzerinde bir takım fiyat tahminleri mevcut. Biz de bunlara bakacağız, değerlendireceğiz, nedir ne değildir üzerine şöyle bir e, genel anlatı yapacağız ve bakacağız. Şimdi burada bu arada şey falan da var. Hani videolarda gösteriyorum. İşte anlatı yapıyorlar falan filan. Buralarda da e, coin'in ilerleyen süreçteki fiyat tahminlerine yönelik kendi e, tahminlerinin sebepleri açıklanıyor. Ben o kısımlara girmiyorum. İsterseniz e, siz girip buradan bir araştırma yapabilirsiniz. 2023 yılı içerisinde arkadaşlar HOT üzerinde 2.061'li bir fiyat tahmini var. Şimdi 2023'te HOT'ta bir kere neler bekleniyor? Birincisi bildiğiniz üzere Holochain gibi ciddi yükseltmelere gidildi arkadaşlar. Bu önemliydi. Bunu biraz daha Shibarium mantığında düşünebilirsiniz ve güçlü bir yükseltmeydi. Şimdi bununla birlikte ilerleyen süreçte e, nedir arkadaşlar? Regülasyonlar gelirken çok fazla coin tabii ki kullanım oranlarını arttırabilmeye yönelik piyasada bir e, pozitif ayrışmaya gitmeye çalışıyor. Mesela Shibarium'un gelişi buna yönelik bir hareketti. Nitekim bunu Holo'da yaptı arkadaşlar. E, başarılı olabilme ihtimali de çok yüksek. Düzenlemeler geldikten sonra ağların kullanım oranları, kripto paraların gerçek hayatta e, yer bulması ve blockchain tabii ki sisteminin benimsenmesi, kripto paraların kullanım oranları artacaktı. E Tabii coin'ler, örneğin e, e, burada Holo ekibi, Tutup insanlar e, matik kullansın istemiyor, hot kullansın istiyor en neticede daha doğrusu firmalar, şirketler. Dolayısıyla e, bunun gelişi arkadaşlar, regülasyonları aslında ciddi ölçüde e, holonun lehine çevirdi tamam mı? Dolayısıyla e, bu yükselişin, bu gelen yükseltmenin büyük ölçüde bir neye olacaktır? Pozitif etkisi olacaktır. Daha şimdiden kurumsal ilgideki artış hatta spekülatörlerin girişi de gözlemlenmiştir İlerleyen süreçte yeni katalizörler oluşabilir. Ancak şu anda bu e, holo üzerinde bir şibaryum etkisi hemen hemen göstermektedir arkadaşlar. Şimdi 2023'te 2.061'li fiyatlar var. Makul mü? E, çok makul değil. E, yani biraz daha işte 2.08'lere ben denk gelebilecek bir e, hareket olabileceğini düşünüyorum yine. Hatta işte 0.1'ler de olabilir bu tamam mı? E, buralara kadar da ilerleyebilir. Bunu neye dayanarak söylüyorum? BTC'nin tabii ki e, kalkışta olacağı ve 2023'ün kapanışı esnasında yine altcoin'lerin BTC'nin yaptığı hareketi fiyatlayarak ATH hareketini yön yukarı yani onların da bir ATH dalgasında olması bekleniyor. Tabii ki HOT da bunu pozitif halde götürecektir arkadaşlar. Şimdi e, bir şeyi bilmek gerekiyor. Bir altını çizeyim. HOT da diğer pek çok coin gibi Burada bir e, ters dalga hareketi yapmış olduğu gözlemlenmekte. Yani 2023'teki kalkış esnasında arkadaşlar bir e, ilk hareket devamında e, azalan hareket gerçekleştiriyor. Tamam mı? Nisan hareketi diğerlerinden daha büyük. Tabii ki bu e, şundan da kaynaklı yani yeni oturan bir kripto para olması. Dolayısıyla ilerleyen süreçte Bitcoin hare dalga hareketlerine göre bu sefer artan hareket yapabilir. Çünkü piyasa girişlerinde orantılı ve düzgün para çekecektir arkadaşlar bir diğer durum Tabii ki burada regülasyonların pozitif etkisi de bu süreci destekliyor yani e, toparlayıp ne demek istediğimi söyleyeyim bu sefer Bitcoin'in aynı dalga hareketleri bile olsa eşit bile olsa e, dalga hareketleri e, hotun Yine yükselen hareket. Yine demeyim. Eskisinin aksine bir yükselen hareket yapması bekleniyor, tamam mı? Kaldı ki ikinci dalgada Bitcoin'in ilk dalgadan bu sefer çok daha fazla olması bekleniyor. Şimdi dolayısıyla 2023'ün son çeyreğine giriş yaparken 2024'ün ortalama ilk çeyreği gibi bu ATH fiyatlarının oluşması bekleniyor. Burada geçmiş ATH fiyatlarına yakın bir yükseliş yapabilir. Devamındaki düzeltme yine ortalama e, yarı fiyatına yakın olacaktır diğer altcoin'lerdeki gibi arkadaşlar. 2025'teki devam eden kalkış sürecinde bir önceki ATH'ini büyük ölçüde ben ezebileceğini düşünüyorum. Burada da nitekim e, 0.58'li fiyatları vermiş yani öncekinin iki katı gibi e, fiyatları ifade ediyor orantılı olduğunu düşünüyorum ama e, çok farklı nüanslar var mesela 2026 için 012'leri gösteriyor 2026 e, külliyen doğru değil ama 012'li fiyatlar 2025 için değerlendirdiğimizde yani bunlar da mümkün tamam mı ucu açık bunu söylemek lazım şimdi 2026-27 e, zaman tarihlerini düşündüğümüz zaman tabi bu süreçler içerisinde hotcoin yükseliş etabında olmayacaktır bu gayet açık. Bunun sebebi de piyasanın ayı sezonu içerisinde anlık bulunuyor olması olacak arkadaşlar. 2028'in gelişiyle beraber e, ne olacak? Yine bir boğa sezonunun oluşumu ve be, e, beraberinde de bu şekilde devam edecek. Şimdi 2050'ye kadar giden e, bir fiyat tahmin süreci var burada. Holo 2050'ye kadar yani 2050'li yılları görebilir mi? Göremez mi? buraya girmiyoruz. Yani e, buralar çok farklı konular. Ancak ben Holo'nun ilerleyen süreç için piyasada kalıcılık oluşturabilecek bir kripto para projesi olduğunu düşünüyorum. Yani ilerleyen yıllarda hiç değilse e, piyasada bir kalıcılık oluşturacaktır arkadaşlar ve ömrünün uzun olacağını düşünüyorum. İşte yine 68 69 dolar gibi fiyatları gösteriyor. E, burada düzgün yakımlar yapılabilir ise şayet e, vesaire. Bunlar olabilir ancak dediğim gibi şu an bunları konuşmak için oldukça erken. HOT da iyi bir coindir, beğendiğim bir kripto para projesidir. İyi bir boğa performansı bekliyorum. Şimdi e, kısa vadedeki hareketleri en son ne oldu? Golden Cross etkisiyle 2.023'lerde red yedi. Devamında son BTC çakılmasıyla beraber özellikle bulunduğu noktalara kadar düştü. Şu an kademeli alım için ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum bir parti alıma gidilebilir. Çünkü MA50'ye kadar geri çekildi ve şu anda tepki aldığını da görüyoruz. MA50 üzerinden yani bu fiyatlardan bir alım gerçekleştirmek mantıklı olacaktır. Ancak hala BTC tarafında sarsmanın da etkisiyle arkadaşlar hele 203'lerin biz aşağı yönlü kırıldığını gözlemlersek hotta ki şu anda hacim düşük dolayısıyla bu ihtimal var. Günler içerisinde 19.2'lere kadar e, geri çekilmeyi sürdür edebilir. 19 ikili fiyatlar ikinci bir parti alım için, iyi bir alım için e, güzel bir fırsat oluşturacaktır. Bunu da unutmamak lazım. Piyasanın yeniden yeşile büründüğü, daha doğrusu BTC'nin yukarı halle bir gidişat sergilediği senaryolar içerisinde 2.0-2.31'lere kadar HOT tarafında hızlı ve e, oldukça e, atik bir atak bekleniyor. Bunu da belirtmek isterim özellikle bu kırılım oluşacak. Bu kırılım burada kanalın da açıklığı sebebiyle 2x'e kadar varabilecek yön yukarı hareketleri tetikleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.